Son bu Maltepe'deki olaylarla ilgili siz neredeydiniz? Nasıl haber aldınız? Ondan sonra yani o anlar nasıl bir şey içerisindeydiniz? Onlardan biraz bahsederseniz. Biz o zaman köydeydik. Sen şeyden geldin, Mazgirt'ten geldin. Ben Yani Mazgirt'te sene sonu evraklarını hocanın bilir. teslim etmek Teslim için. etmek için ilçeye gitmiştim. İlçede iki gencin 14-15 yaşlarında bir Sibel Erkan adında bir kızı rehin aldıklarını, Maltepe'de 3 katlı bir eve sığındıklarını öğrendim. Ya radyoda da zaten söylüyor. Sen Öteden beri görmedin. zaten içimde bir sezgi, bir kuşku gibi bir şey vardı. Acaba bu Hüseyin olabilir mi? Bir sıkıntı Uzun değil mi? zamandı ben görmemiştim. Fakat beni en çok yaralayan oradaki halkın bunları duyduğu öfkeydi. Öfke şu yüzden, bir kızı nasıl götürüp rehin alırlar? Yani onlar kötülük düşüncesiyle. Yani bunlar o kıza kötülük yapabileceğini Ha. düşündükleri için. Evet. Çok da bir iki kişi belki bu yüzden de azarladım. Ya ayıp, bir kere Mazgirt'te mi utanın. böyle konuşuluyor? Böylesi bir zamanda canını dişine takmış rehin alıyor. Siz kötülük düşünüyorsunuz. Mazgirt'te oluyor siz Mazgirt'te, bu. evet, halk Evet, halk arasında yani. arasında. Kahvede söylenenler. Çok zoruma gitmişti öyle deyince. Böyle bir anda bir ordunun neredeyse kuşattığı bir yerde bir kız çocuğuna kötülük yapmak kimin aklına gelecek? Hele Hüseyin ve Hüseyin. Mahir gibi Evet. bilinçli insanlar. Eve geldim. Tabii 51 saat sürdü. Bu rehin tutma işi 51 saat kadar sürdü. Ben evden harçlık aldım üzerime, dedim gideyim Elazığ'a, uçakla Ama İstanbul'a şey gideyim. haberi izledikten sonra sen evden ayrıldın. Tabii haberi izledim. Evet. Dediler bir tanesi Hüseyin Cevahir. Evde izledim radyoda. Yani Televizyonumuz kesin yoktu. Hüseyin olduğunu öğrendiniz. Evet. Öğrendik artık şey Birisi o da Hüseyin Cevahir, birisi de Mahir Çayan'dır dediler. yaralı Ben olduğunu hemen söylüyor. harçlığımı aldım. Gideyim Elazığ'a dedim çocuklara. Evdekilere, eşime. Köyde böyle bir, ne bileyim, pus düştü sanki, hava bozuldu. Bütün millet yasa boğuldu. Bizim köy 1 saat uzakta. Ya yürüdüm ama koşa koşa böyle şeyle Bir geldim. an önce yetişeyim Ha, istiyorsunuz. yetişeyim dedim. Orada köprü var ırmağın üzerinde. Tunceli ile şey sınırında ırmak akıyor. Tunceli ile Elazığ sınırında üzerinde köprü var. Köprüye gittim. Bir jipe bindim. Elazığ hava alanına gitmek üzere. Yolda jip bozuldu. Bozulunca bir haberlerini verdi. Onu dinledim. Dediler ki Mahir Çayan vuruldu. Hüseyin Hüseyin sağ. Cevahir yaralı olarak ele geçti. Mecburen geri döndüm. Geri döndüm. Bir müddet sonra kahveye geldik. Köprüde kahve vardır. Haberler devam etti. Dedi ki yanlışlık olmuş. Vurulan Hüseyin'dir. Mahir yaralıdır. Düzelttiler Evet. haberi. Eve geldim. Bütün herkes de duyan, bütün çevre insanlarında bir Radyoları götürüp moral sakladılar ama bozukluğu, biz kimi duymuyorduk. radyoları sakladı, duymasınlar diye. Yani sizin duymanızı Ha, istemiyorlar. tabii Aynen biz istemiyorlardı, hani evet. kardeşler zaten. Burası Evet. evin odası.
çok eskiden yapılmış orijinal haliyle. Evet. Hüseyin Cevher'in de yani yaşadığı yıllarda yaşadığı, yattı, muhabbet burada ettiği doğdu. İnsan burada doğdu. Evet. Burada doğdu. Burada doğdu. Evet. Burada evet. Büyüdü. Tatlı mı olmuştu kızlar evdeydi. Evet. Bizim şeyde. Götürüp sakladı da zaten bilmiyorum. Amcası yani önce yaralı bildik, ondan sonra onu, evet, bazıları ondan sonra öğrendi, radyoları evet. Sakladı. Yani siz nasıl olsa Hüseyin sağ diyorsunuz. Tabii öyle, zaten öyle biliyordum. O unutulan şey. Sonra ben dinledim fakat. Sen biliyordun. Ben biliyordum. Yani bu kitaplar yakalınca sen öyle söyleyince ondan sonra yıkıldık yani. Dayımlar da göndermişlerdi. Amcası Tunceli'ye götürdüler bu ara. Amcası gitmişti zaten getirmeye. Babası Almanya'daydı. Burada babası eve gelip Hüseyin'inle ilgili konuşan babasıydı, amcasıydı. Amcasıydı evet. Babam Almanya'ya gitmişti. Bunu daha önce de anlatmıştım size. Evet. Şeyde çalışıyordu, Keban Barajı'nda. Dozer operatörü olarak çalışıyordu. Bildirmişler valiye. Yakını varsa gönderin. Vali aile hakkında malumat toplamış. Amcasının Keban'da çalıştığını öğrenmiş. İki polis göndermiş. Alıp getirmişler. Bir de bir mektup yazmış sıkı yönetim komutanına. Götür. Ver Ali Kamer gelince versin diye. Polisler getirmişler. Hoş geldin filan demiş. Bu içerideki çocuklardan biri senin yeğenindir diyor. Vali diyor. Vali diyor. Daha isimler açıklanmadan, televizyon, radyo açıklamadan isimleri. Bayılıyor öyle deyince. Ali Kamer bayılıyor. Yüzüne su filan serpiyorlar. Vali biraz konuşuyor diyor. Ya ben seni cesaretli bir insan biliyordum. Sen ne kadar kendini bıraktın. Biraz güçlü ol demiş. Bak demiş. Bu mektubu da götür. Seni uçakla gönderiyoruz İstanbul'a. Git ikna et. Bu mektubu da demiş komutana ver. Uçakla iki polis nezaretinde İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a götürüyorlar. İstanbul'da konuşuyor. Siz yazmışsınız kitabınızda evet. Zaten. Mahir'in annesi de gelmiş. Her sefer birini götürüyorlar. Fakat Mahir çok sinirli, sert ve haşindir. Amcasına en son buradan uzaklaş diyor. Annesine de öyle diyor aynı şekilde. Mahir. Yakarım diyor eğer gitmezseniz diyor. Burayı yakarım diyor. Hepimiz ölürüz diyor. Ben tüpü zaten getirmişim diyor. Bunlar ayrılmak zorunda kalıyorlar. Hem Türkçe konuşuyor, hem Zazaca konuşuyor. Amcam şey yapmış. Amcam. Ali Kamer dede amcası. Gel diyor, teslim ol diyor. Sana bir şey yapmayacaklar diyor. İçinde biraz kızıyor. Hiç sana yakışır mı diyor, bizim ailemize yakışır mı? Kızı rehin tutmak, kızı da bırak, gelsin. Amca diyor, seni kandırmışlar diyor. Bu bildiğin gibi değil. Sen en iyisi bu işe karışma, git diyor. İkna edemeyince, ne Mahir'in annesi Mahir'i ikna ediyor, ne de amcası Hüseyin'i ikna ediyor. Tekrar getiriyorlar bir otelde
bekletiyorlar Ankara'ya. Yine o polisler nezaret ediyor. Vurulduktan sonra İstanbul'a geliyor. Cenazesini alıyor. Eve getir. Yolda bir şeyle karşılaşıyor mu? Mesela cenazeyi getirirken örnek öbür ailelerde bir sürü sorunlar oluyor yolda. Evet, yolda sorunlar oluyor. Evet, onlardan. İşte bir grup faşist, militan şeklinde kişiler yolu kesiyorlar. Nerede oluyor bu yol kesme olayı? Sanırım Kayseri'ye yakın yolda oluyor. Tabut düşüyor bir ara. Tekrar tabi nezaret edenler koyuyorlar. Amcasını da koruyorlar. Bana dedim ki sana bir elbise alayım dedim. Pantolon, gömlek gibi bir şey işte. Beraber Elazığ'a gitmiştik. Elazığ'a gitmiştik. Dedi ki yok hoca ben elbise istemiyorum. Sen tesisat-i mestüreden. Kitapta bu. Tesisat-i mestüreden ne ayırmışsan bana onunla kitap al dedi. Ben de gittim işte klasikler daha çok. Tolstoy'un Barış ve Savaş, Hemingway'in Silahlara Veda, Şevket Süreyya Aydemir'in Ekmeksiz Köy Öğretmen'in Anıları, daha birkaç kitap böyle aldınız. Aldık. Aldım ben ve memnun oldun mu? Çok sevindim dedi. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey söylemişsiniz. Hüseyin sabahları beni uyandırırken gün batar gavur yatar. Öyle diyordu evet. Diyordu niye bu kadar uykuyu bırak diyordu. Kitap oku. Şey dinle. Charles Aznavour'u şarkılarını çok severdi. Hmm. Sanırım Ermeni bir müzisyendir. Fransa'da. Onu çok dinlerdi. Ondan melodiler var diyordu. Dinleyelim onu. Sonra forum, açık oturum gibi şeyleri kaçırmadı. Televizyon yoktu köyde o sıra. Radyoda dinlerdi. Seni yarın götürüp kaydedeceğim dedi. Beraber gideceğiz. Bir de şey boğa kesti. Kanını da alnına sürdüler. Baba mı yaptı bunu? Baba yaptı. Evet. Güneş de yeni doğmuştu. Hepimiz duygulandık. Zaten öyle inancımız öyle yani. Öyle sabah. Evet, evet genellikle yapılır tabii. Doğar doğmaz eğer bir adab varsa. Bir civan gönderdim gurbet delilere. Yetiş imdadına ya hazır. Aleyhisselam diye bir şey de söyledi. Ve Hüseyin'le beraber gittiler. İstanbul'da işte kaydettiler. Okudu bir iki yıl ben ziyaretine gittim bir öğretmen arkadaşımla. Mahmut Güneş rahmetli oldu. Gittik yanına. Dedi ki hoca ben şeyde okuyamam dedi. Tıp fakültesinde okuyamam dedi. Benim mizacıma ters düşüyor dedi. Ben kadavra parçalayamam dedi. Bu işi yaptığım zaman yemek yiyemiyorum. Yemekten kesiliyorum, iştahım kesiliyor dedi. Ben de dedim ki herkes tıp diyor, bayılıyor. Bu fırsat sana her zaman doğmaz. Bir sefer doğdu. Tercihen kazandın. Bunu seçtin. Vazgeçme beni dinlersen. Yok dedi. Olmaz dedi. Belki kazanamazsın. Üniversite sınavını kazanmayabilirsin. Siz yine bahsetmişsiniz. Ben kaç sefer girsem kazanırım dedi. Bu Hüseyin'in mektubu, şey, albümüydü. Fotoğraflar doluydu. Her sayfasında bol fotoğraf vardı ama dostlar, arkadaşlar, tanıdıklar, hemşeriler. Herkes bir tane rica
da bulundu. Bir tane alıp götürdü, sana göndereceğiz dediler. Bir daha da göndermediler. Fotoğrafları da dağılmış oldu. Çektiniz ve bu mezarı. Mezarı. Peki o mezarındaki kişiler akrabalar herhalde değil mi? Hepsi akrabaları. Annem, yengem, ben, diğerleri işte yine akrabalar, bizim köydeki insanlar. Bir annenizin vardı, bir tane ilk onu bir şöyle bakalım. Evet, Hüseyin'in annesi. Evet. Benziyor muydu annesine? Sanki andırıyor. Andırıyordu, evet. Az çok andırıyordu. Bu fakültede, tıp fakültesinde, siyasal bilgiler fakültesindeki bu. Şöyle bir şey yapalım. Bu Erzincan Lisesi. Şöyle bir tutalım. Alttaki Erzincan Lisesi. Bu Erzincan Lisesi'ndeki. Alttaki evet. Üstteki? Üstteki fakültede. Her ikisi de Erzincan Lisesi. Kimdi arkadaşlarını biliyor musunuz oradaki şeyde olanlar? Yok valla tanımıyorum. Başka sayfalarda mı? Babamın da vardı ya. Şu bu da Erzincan Lisesi. Hadi yani burada şeyin başındayken bu. Oynatıyoruz böyle. Fakültesindeyken. Fakat burada biz varız yani hemşerileri var. Şey bir eve misafirliğe gitmişiz. Siz hangisi? Ben buradayım. O siyahlı olan. Hüseyin. Hüseyin şurada, şu arada. Siz siyah aldınız, evet. Ben siyah gömlek aldım. Kopçalı, delikli, ip takılmıştı. Böyle değişik bir tip gömlekti. Onların da aynı tip. Fakat onların rengi kırmızıydı, benimki siyahtı. Hüseyin bana takılıyordu diyordu, senin gömleğin faşist gömleği. Arkadaşları da bizi gördüler, dediler siz aile forması ile gelmişsiniz. Modeli aynıymış herhalde. Aynı model evet, gömlekler. Üçümüz de aynı model giymiştik. Rengine ama takmışlardı ya. Bunlar da Hüseyin'in mektupları değil mi? Evet. Tamam, Hüseyin'in mektupları. Evet. Yine orada tarih atmadığını fakat zamanla tarih. Onlardan biraz bahseder misiniz? Evet. Hüseyin mektup yazdığı zaman hem teferruatlı yazardı. Böyle bir, iki, bazen beş sayfa yazdığı oluyor. Yani içini dökmek, rahatlatmak, özlemini gidermek içindi herhalde. Tek şey, tarihi yazmıyordu. Ben de dedim ki, mutlaka yazarken mektubu bir yere, ya üst başa, ya da en alta tarihini at. Hangi zamana aittir, hangi yıla aittir öğrenelim. Bunun da önemi var. Sanki biliyorum. O var değil mi? O zaten. Sevgili kardeşim, iki şey var ancak ölüm unutturur. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzünü. Bu yüzden önce anneme yazdım. Özlemişim meğer anneciğimi. Senden çok özür dilerim. Sana yazmadım, ihmalliğime doğrusu diyecek yok. Ama bundan sonra sana uzun uzun yazarım. Yazında buluşuruz. Sana anlatırım, dinlerim. Çok uzun zamandan beri mektup yazamadığım için nereden başlamam gerektiğini bilemiyorum.
Ama şu kadarını söylemek isterim ki her şey çok iyidir. Sıhhatım iyi, derslerime çalışıyorum. Geçen sene aksi bir tesadüf yüzünden imtihanlara giremedim. Fakat hiç önem verdiğim yok. Hepinizin canı sağ olsun. Ankara'da durumlar pek iyi değil. Gazetelerden okuduğunuz gibi her gün bir olay oluyor. Yurt basıldığı zaman ben okulda yoktum. Daha doğrusu yurtta yoktum. Fakat korkunç bir durumdu. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Gazetelerde yazılanlar ancak durumun onda birini yansıtıyordu. Her neyse, şimdilik uzun bir ayrılıktan sonra bu mektubun bir giriş olsun. Bundan böyle muntazam haberleşelim. Bana köyde olup bitenleri uzun uzun yazarsan çok sevinirim. Kardeşlerimin, yeğenlerimin gözlerinden öperim. Bütün tanıdık, dost, akrabaya selamlarımı gerekli şekilde bildir. Sevgilerimi sunar, gözlerinden öperim. Hüseyin Cevahir, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdu, Cepheci, Ankara. Köyde bir ara pick-up almıştım. Pick-up tabii o zaman yeni çıkmış. Böyle el üstünde tutulan bir müzik aracı. Evet. Onu da yazdım mektubumda. Hüseyin'e dedim ki ben pick-up aldım. Onun cevabım. Bu mektup, onun mektup, karşılığı... Onunla ilgili bir şey de anlatıyor. Pick-up alışına diyor sevindim. Markasını yaz. Hangi plakların var bilmiyorum. Yalnız bana öyle geliyor ki Ali'yi gördüm, Ali adlı plak almışsın. Pick-up için seni kutlarım. Ben de sana yılın plağı seçilen Forgot Domino'yu yollayacağım. Bu ismi yazınca mırıldanıyorum da. Şimdi Hüseyin'in en son yazdığı mektup hangisiydi? Onu bir şey yapabilir misiniz? En son mektubu annesine yazmıştı. Şu elinizdeki mektup herhalde mektup, o. Bu mektup. En son mektubu. Okuyayım mı istersen? Lütfen. Sevgili anneciğim, elimde olmayan sebeplerden ötürü uzun zamandır seni göremedim. Arada bir sağlık durumunun bozukluğunu duyup özlüyorum. Üzülüyorum. Gerçekten seni çok özlemişim. Fakat yaz sınavları biter bitmez hemen geleceğim. Onun için fazla merak etme. Durumum çok iyidir, sıhhatim yerindedir, çalışıyorum. Benim açımdan merak edilecek bir şey yok. Ha, belki nişanlanırım da. Ama bundan önce sizi haberdar ederim. Eğer istemezseniz olmaz tabii. Saygıyla ellerinden öperim, sevgili anneciğim. Evet, yani bir sürü mektupları var görüldüğü evet. gibi. Ne güzel, hepsini saklamışsınız.